Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Gününüz güzel ve huzurlu geçiyordur. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizlere elimde olan Golden Rose markasına ait ürünlerden bahsedeceğim. Hemen başlamak istiyorum. İlk olarak göz grubundan bahsedeceğim. Bu Golden Rose'un dip liner'ından bahsetmek istiyorum. Benim yıllardır kullandığım güzel bir dip liner. Şöyle ucu kalın şekilde. Ve benim eyeliner'ı güzel bir şekilde uygulamama sebep olan güzel bir ürün. Siyahlığını çok seviyorum. Şöyle göstereyim. Kalıcılığı gayet iyi. Güzel. Tekrar tekrar da alacağım bir ürün. Şöyle. Sonra Golden Rose'un Dream Lip Liner serisine ait 401 numaralı siyah kalemi. Şöyle. Siyahlığı güzel bir siyahlık. Fakat birazcık yapısı sert. Bu yüzden pek fazla sevmediğim bir ürün. Tekrar da almayı düşünmüyorum bu kalemimi. Kalıcılığı da fena değil. Şöyle. Sonra Golden Rose'un Maximize maskarası. Bu bir dönem çok meşhur oldu. Şöyle bir fırçası var. Ve tek tek ayırma konusunda gayet başarılı bir maskara. Çok seviyorum. Tek tek ayırıyor, uzunluk veriyor. Bu benim için çok önemli bir unsurdur maskarada. Uzunluk versin, tek tek ayırsın. Gayet güzel bir şekilde bir maskara benim için. Seviyorum bu maskarayı. Bu maskarayı ikinci kez alışım. Gayet de güzel bir maskara. Hem de uygun fiyatlı. 7-8 liraya geliyor indirimlerde. Severek de kullanıyorum. Sonra bir tane beşli farı var bende. Bu profesyonel serisine ait Browline isimli 103 numaralı kahve tonlarda bir palet. Şöyle. Ben bu paleti çok seviyorum arkadaşlar. Renklerin birbiriyle uyumu çok güzel. Buradaki her rengi kullanabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Şöyle. Şu şekilde. Açık renkleri gayet iyi bir pigmentasyona sahip. Fakat yağlı bir göz kapağınız varsa sizi gün içerisinde yoracak bir palet. İlla ki bir bat sürmeniz gerekecek. Ama onun dışında renklerin bütünlüğüne bakarsam gayet güzel, hoş. Pigmentasyonu gayet iyi. Kalıcılığı bir bazla daha da arttırılabilir. O yüzden çok sevdiğim bir ürün. Geriye kalan grubum hep dudak grubu. İlk olarak dudak kalemlerinden bahsedeceğim. Şöyle 4 tane Golden Rose'un Dream Lip Liner serisine ait kalemim var. Bunlardan biri 515 numaralı bu kırmızı dudak kalemi. Bunu çok severek kullanıyorum. Bu kalemlere de bayılıyorum. Şöyle yumuşacık bir kalem. Ben dudak kalemini yumuşak seviyorum. Sürümü gayet kolay. Renk skalası da gayet geniş. Sonra 509 numaralı bu cart pembe. Şöyle neon bir pembe. Şu şekilde. Ben bunları tek başlarına dudak ruj olarak da kullanıyorum. Sonra 526 numara. Koyu bir bordo. Şöyle. Koyu bir bordo. Çok 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 seviyorum. Özellikle de bu serinin dudak kalemlerine aşığım. Başka renklerini de alabilirim. Sonra 518 numaralı şu nude kalem. Koyu bir kahve rengi. Sonra bir tane de Golden Rose Lip Liner serisine ait 204 numaralı bu pembe kalemi. Şöyle bir pembe, koyu bir pembe. Gayet güzel bir kalem bu da. Sonra meşhur Emily markasına ait 2 Long Classic serisine ait bir tane kalemim var. 220 numaralı. Çok güzel bir nude kahve. Kahvenin şuradaki.
Bunu da çok seviyorum. Bunun da hepsi gayet yumuşak. Gayet güzel bir renk. Kendime yakıştırdığım nude tonlarda. Bunu da aynı şekilde ruj olarak kullanıyorum. Gerçekten de güzel. Son dudak kalemim ise gene Golden Rose'un Lip Liner serisine ait 227 numaralı şu dudak kalemi. Nedense bu aralar hep kahverengi rujlara taktığım için sürekli kahverengi dudak kalemi alıyorum. Şöyle şuradaki ya. Gelelim rujlara. Öncelikle Golden Rose'un kalem rujlarından bahsetmek istiyorum. Elimde 3 tane rengi var. İlk olarak 09 numara. Bu benim çok çok sevdiğim bir kırmızı ruj. Şuradan nasıl göstereyim? Hemen şöyle göstereyim. Baya baya kan kırmızısı. Öncelikle bunların yapılarından bahsetmem gerekirse mat yapıdalar. Ama dudağınızı böyle aşırı kurutan matlardan değil. Bu yüzden çok 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 seviyorum. Şöyle. Ve tek sürüşte opak bir şekilde rengini veriyor. Bu açıdan da gayet güzel. Bu 05 numaralı dudak kalemi. Ay, dudak kalemi değil, ruju. Bu böyle vişne türü bir renk arkadaşlar. Gayet de güzel. Bu da 02 numara. Bu böyle kırmızı bordo vişne türü bir renk. Çok 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 seviyorum. Dönem dönem A101'lerde indirime giriyor. Kendi sitelerinde de indirime giriyor. Bu serinin renk skalasını da gayet çok seviyorum. Yapı olarak da çok beğeniyorum. Fiyat performans açısından gerçekten güzel ürünler. Nars'ın kalem rujlarına muadil olduğunu da duydum. Şöyle. Ben Golden Rose'un rujlarını gerçekten çok seviyorum. Son olarak da elimde Golden Rose'un çok meşhur olan Velvet Matte serisine ait 9 tane ruju var. İlk olarak 20 numara çok güzel bir bordo. Şöyle. Şuradaki renk. Kendime yakıştırdığım güzel bordolardan bir tanesi. Şöyle. Yapı olarak gene aynı şekilde matlar. Ama fazla benim dudaklarımı kurutmuyorlar. Sizin dudaklarınızda farklı bir etki yaratabilir. Ama ben renk olarak, gerçekten skala olarak baktığımda çok çeşit renk seçeneği var. Bu yüzden de çok seviyorum. Golden Rose markası gerçekten çok iyi işler başarıyor bu sene. Farklı farklı ürünler, renk seçeneğinin çok olması benim için çok önemli. Çünkü bir markanın en önemli unsuru bence her kesime hitap etmesidir. Bu açıdan gerçekten çok başarılı bir marka. 27 numara Makin Kinda Sexy adlı rujuna muadil olan ruju. Bu sürüde böyle çok güzel bir nude. Şöyle. Daha yeni aldığım için fazla kullanma fırsatım olmadı 20 numara gibi. Sonra 22 numara bende çok güzel bir nude duruyor. Kahverengi nude. Şöyle koyu bir kahverengi. Çok 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 seviyorum bunu da renk olarak. 23 numara çok bir koyu bir bordo. Şöyle. Kokuları çok güzel. Şeker gibi kokuyorlar. Sonra 18 numara. Bu benim en sevdiğim kırmızılarımdan. Şöyle. Kan kırmızısı. Çok 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 beğeniyorum. Bu benim 3. kutum. Çok severek kullanıyorum. 29 numara çok koyu bir bordo. Şöyle siyaha yakın bir mor renk. Bu da çok güzel. Sonra 14 numara. Bu çok güzel bir pembe rengi. Pembe nude duruyor bende. Ben esmer bir tenli olduğum için bende pembe nude duruyor. Gayet de güzel. Aa, 11 numara. 11 numarayı nereye yapayım? 11 numara tam yazlık bir renk bence.
Geçen sene almıştım, bayağı kullandım. Bu sene de bitecek diye düşünüyorum. Şöyle bir pembe. Son rengim ise 33 numara. Yıllardır siyah ruj arıyorum arkadaşlar. Bulamamıştım. Bu seneye kısmetmiş. Şöyle bildiğiniz siyah. Bu diğer renklere göre böyle nasıl söyleyeyim? Fazla mat değil. Hani ama çok hani ışıl ışıl da değil. Ama diğerlere daha mat bence. Diğer renklere göre daha az mat. Ama çok seviyorum. Görmüş olduğunuz üzere her tarafım savaş oldu. Benim Golden Rose markasıyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Gerçekten kalite ve performans açısından bir Türk markası olarak gayet güzel iş başarıyorlar. Bu açıdan çok beğeniyorum. Özellikle skalanın geniş olması beni çok mutlu etti. Herkese iyi seyirler dilerim. Başka bir videoda görüşmek üzere.